Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ olasın. Al bakalım. Ben tanıdığım en tuhaf aile biziz sanıyordum, biliyor musun? Siz bize tur bindirdiniz. Ablası kardeşinin kocasını kaçırıyor. Tebrik falan yani. Yavaş git sarı kafa. Çarpacak. Dünya yansa umurunda olmayacak ha. Ya böyle maytaba bağlamışsın, sönemeyeceksin. Bana bak. Akraba sayılırız diye geldim oturdum şuraya. Kazara fanlarım falan görse şöyle tavuk pilav yerken beni. Takipçi falan kaybederim o derece yani. Ona göre konuş istersen. Harbi umurunda değil ha. Gerçi ben de ne konuşuyorum? Kuzeni varken umurunda mıydı? Yokken olsun. Senin umurunda da ne oluyor? Evdekilerle uğraşacağını attın kendini arabaya. Dün gece ben magazincileri idare ederken sen evde iki hırpalandın diye benden daha mı ailece oldun yani? Kızım unuttun mu? Ben dış kapının mandalıyım. Aile içi mevzu mu var? Sen çık Civan. Kavga mı var? Sen karışma Civan. Sen etme Civan, görme Civan, duyma Civan, yapma Civan, gelme Civan. Ulan ben neymişim ya? Aa, sen aynı ben. Bak gerçekten dün gece bile gülme. Bak dün gece bile. Git magazincileri oyal adamla. İki story at da hiçbir şey olmadı sansınlar Damla. Hadi git en iyi yaptığın şeyi yap. Her şey yolundaymış gibi yap Damla. Ya bir mandal da sensin yani. Ya ta kendisi. O zaman dış kapının mandallarına. Damlalarına. Boğazımda kal. Ben ne yapıyorum ki burada yani? Ablam ablamın kocasını kaçırmış. Ben de gelmişim burada gülüyorum. Ay ben gülerim zaten. Yani insan söylerken bile bir tuhaf oluyor. Bu hayatta kaç kişinin ablası ablasının kocasını kaçırıyor? Tekerleme gibi ya. Ay iyi ki ablam yok. İyi ki yok. Baban ablamı harcayacak. Hayatını kaydıracak değil mi? Kaydıraktan kaydırır gibi. Şahin. Ne olur beni dinleyin. Olmaz öyle şey diyorum. Agahcığım. Konu Nedim diye. Maalesef şu anda başka bir gündemimiz var. Hanımefendi kocamla birlikte yükte hafif, pahada ağır ne varsa her şeyi götürmüş. Yapmaz! Benim kızım hırsızlık yapmaz. Ölür de başkasının malına yan gözle bakmaz. Çalınan malların listesi burada. Mal mühim değil. Yeter ki yeğenimize bir şey olmasın. Şimdi mi anladık bir şeylerin çalındığını? Dün gece o telaştan gözümüz hiçbir şeyi görmemiş ki. Bugün Nurten fark etti eksikleri.
antikaları toplamış, götürmüş. Yapmaz, yapmaz öyle şey. Kabahati boyundan büyük biliyorum ama benim kızım çöp bile çalmaz. Ben kefilim ona, ben. Nurten. Yapmaz. Ben doğurdum onu, ben bilirim. İnsan doğurduğunu bilmez mi? Nurten! Yapmaz, sen de biliyorsun. Çaldıklarını mutlaka elden çıkaracaktır. Çıkardığın yerlerini tespit edeceğiz. Buyurun memur bey, yukarı devam edin. Nurten abla, en son sen gördün onu. Sen baktın yüzüne. Allah aşkına söyle. Ne olursun söyle. Bir şey dedi mi sana? Nasıl kalkışır böyle bir deliliğe? Mantıklı bir açıklaması olmalı. Bir şey olmak zorunda. Allah aşkına düşün. Hatırla. Sana bir şey dedi mi? Yok Zeher. Benim hatırladığım bir şey yok. Hadi. Gider ayak güzel şov yaptı kadın. Beğendim. Anne. Evet. Yok ben sana demedim. Kadına diyorum. Anne işte çırpınıyor kızı için. Evet. O da tıpkı benim gibi evlatları için çırpınan bir anne. Ama yöntemlerimiz farklı. Benim silahım gözyaşları değil. Akıl. Ve o anne çok doğru bir şey söyledi. Ben doğurduğumu bilirim dedi. Doğru, haklı. Bütün anneler bilir. Evlatları ne yapar, ne yapmaz bilir. Ben de bilirim. Mesela benim oğlum kuru bir rüzgardır. Bilirim, eser eser ama fırtınası kopmaz. Kabahatiyle oturmayı da bilmez. Kabahatinden dönmeyi de bilmez. Suçlamayı iyi bilir ama. Suçunun cezasını asla tek başına çekmeden hep suçlamayı bilir. Çünkü annesini suçlamak ona kendisini masum hissettirir. Neyse, ben babana bakayım. Dilaltı ilaçlarından overdose olmasını istemeyiz. Onları yakalasan ne yapardın? Cemre ceza alır. Nedim kucağına düşer. Yıllardır yaptığın gibi onu kontrol altında tutarsın. Peki bu seni keser mi anne? Yoksa bu sefer daha mı ileri gidersin? Ben sana başka bir soru sorayım. O kız Nedim'i şu kapıdan içeri iyileştirmiş olarak sokarsa sen ne yaparsın? Ya da doğru soru. Nedim ne yapardı? Zihnini bulandıran ilaçların etkisinden kurtulmuş, her şeyi hatırlamış. Yere nasıl, neden çakıldığını, 8 yaşından beri neden tek bir gün ayaklarının üzerine basamadığını hatırlayan bir Nedim. Bize ne yapardı? Nedim'in iyileşmesi ne demek? Bunu tek bir an için bile unutma. Eğer unutacak olursan sahip olduğun her şeyi unut.
Ha sen babamdan bahsetmiyorsun. Sen paradan bahsediyorsun. Bu köşk, şirket, bankadaki milyoncuklar. Yani üzerine oturduğumuz ama aslında Nedim'in olan her şeyden bahsediyorsun değil mi? Her şeyi unutayım anne. Kendine gel. Bu saçmaladıklarını biri duyacak olsun. Bize korkardı anne. İnsan para için neler yapmıyor değil mi? Özellikle böyle uçsuz bucaksız bir para için. Ben hiçbir şeyi para için yapmadım. Ne yaptıysam? Senin için yaptım. Ne yaptıysam oğlum için yaptım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.